dinlemek istemiyorum diyor. Kim yalan söylüyor? Birinizden biriniz yalan söylüyor. Birinizden ya sen yalan söylüyorsun ya Fatma yalan söylüyor. Fatma yalan söylüyorsa gerçekleri söyle. Söylesene Yasemin. Ne oldu orada? Neye sinirleniyor bu kadar? Hani gitmişti cezaevine? Zaten ekranda sizler de görmüşsünüzdür. Direkt temas kurmaya başladı. Çok öfkeli. Biz açıkçası bugün sahada 8-9 saattir çalışıyoruz ve Fazıl'la ilgili bazı bilgiler de edindik. Fazıl'la aslında bu yayına çıkmamaları ortak alınmış bir karar. Kesinlikle. Çünkü en son Fazıl yayına çıktığı zaman çelişkili ifadelerde bulunmuş olması Mustafa ile aralarını biraz açmış. En sonunda kendi aralarında konuşmalarıyla artık yayına çıkmayacağız kararını almışlar. Biz bu bilgiyi de öğrendik. Açıkçası öfkesinin Fazıl'dan ötürü olduğunu düşünüyoruz. Peki ben de öyle düşünüyorum ki düşüncelerimde de haklı çıktım. Beraber Fazıl'la birlikte işbirliği yaptılar. Fatma Fazıl'ın yalanlarını ortaya çıkartınca Fatma'yı susturamayan Mustafa, Fazıl'ı susturdu. Fazıl'ı susturdu ya da Fazıl Mustafa'yı susturdu. Ya yazıklar olsun ya. Hiç umurumuzda değil değil mi o kız çocuğuna? Yani ya o bir 8 yaşındaki Narin'i ararken bir yandan da 15 yaşındaki Şükür'e ne oldu? Bu kızlarımıza ne oluyor ya? Ama burada anne baba diyor ki ya sen katilsin ya sen katilsin. Ay yazıklar olsun yani. Sen orada beklemeye devam et. Bakalım cevap hakkını. Katilsin demiyor Didim Hanım. Benim katil olarak göstermiyor ki. Ha? Sevgili gösteriyor karşısına. Sevgilisini gösteriyor. Başka bir şey göstermiyor. Ya, evet. Beni kanıtlasa ben beni sevgilisin yani katilsin demiyor bana. Açık ve net bir şekilde seni tehdit ediyor. Aynen. Çünkü benim başka şeylerimi çıkarmaya çalışıyor. Çocuğumu değil. Bana çocuğumu sorsun. Bir şey söyleyeceğim. Fazıl'la bunlar ne kadar yakınlar söyle bana. Yani Didim Hanım yani geçmişten gelen bir şey. İyi yakınlar. Çocukluk arkadaşı çünkü. Ne kadar yaşı küçük olsa da aynı çocukluk şeyleri. O zaman Fazıl da gerçekleri söylemiyor. Yok efendim ayda yılda bir görüşürdük diyor. Çünkü bana söylediği lafı ben söylüyorum. Yani bak başka şey söylüyor. Madem evi çok uzaktı diyor Fazıl da benim evim çok uzaktı diyor. Madem evi uzakta olan bir insan ta uzaklardan geliyor karısını çocuklarını cezaevine getiriyor. Bu kadar Fazıl'a güveniyor. Bak bu kadar Fazıl'a güveniyor. Mesela siz soru sordunuz mesela çocuğu o gün niye aramadın jandarmayı diye. Param yoktu şeyim var o zaman Fazıl'ı 4 sefer nasıl aradı? O gün Fazıl'la ne konuştular sence? Bilmiyorum dedim ama kesin eve yolladı bir şeyler mi yani bak mı dedi net değilse onu bilmiyorum. Yani hayır aradan... çocuğum kaybolmadan önce o gün daha akşam cinayet işlenmeden önce kim yaptı bilmiyorum. Cinayetten önce Fazıl'la görüşmeleri var. O gün, kaybolmadan önce saat 18.09'da. Doğan zaten bunu tarihini verir misin? Ben öyle biliyorum ama yanlış bir şey söylemek istemiyorum. 18.09'da. Ben de İsparta'ya giderken biliyorum değil mi? Hayır. Ben onu bir daha bir Doğan'a bir tarihini tam bir şey yapar mısınız arkadaşlar? 17'sinde diye biliyorum. Senin kızın kaybolduğu gün Fazıl'la telefon görüşmesi yapıyor. 17'sinde işte İsparta'ya giderken. Hayır hayır. Şimdi bak 18.39'da Fazıl arıyor. Hı -hı. Tamam mı? 20.43'te seni arıyor. 22.51'e kadar telefonu sinyal vermiyor. 22.51'den 23'e kadar yine telefonunda hiçbir sinyal yok. O gün senin kocan Şükür'ün kaybolduğu gün. Yani Isparta'ya gitmeden önce değil mi Doğanay? 17 Şubat'ta. Doğru mu? Doğru. Evet evet. 17 Şubat. Ben de kendim de çeliştim ya. Ben o gün biliyorum da. Evet. Isparta'ya ben dedim ki acaba ben de yanıldım. Fazıl yani. Ertesi gün söylüyordu çünkü. Hayır, hayır. Ertesi gün o yani gittiğimiz gün söyledi. Fazıl o zaman bir şey söyleyeyim Fazıl da doğruları söylemiyor. Çünkü bana öyle onu söyledi doğru. Fazıl söyledi bana ertesi gün yani biz gittikten sonra geldiğini eve söylüyor. Tamam ama şöyle öncesinde görüşmeyi onu söylemedi. Çocuk da ortadan kaybol. Siz eşyaları topluyorsunuz ya. Hı hı. Arkasından kamyona yüklüyorsunuz. Aynen. Mustafa Efendi orada tamam mı? Orada. Saat 17'de Hızır'ı götürüyor ya. Ayrılıyor evden gidiyor ya Hızır'ı götürüyor. O sırada Hızır'ı götürdükten sonra saat 18.39'da 7'ye 20 kala Fazıl'ı 4 kez arıyor. Orayı bilmiyorum dedim. Ben Fazıl'ın dediğini biliyorum çünkü ertesi gün geldiğini söylüyor. Hayır, hayır. O gün Fazıl'la tamam. Konuşuyorlar. O gün Fazıl'ı. Parası yoktu ya niye? Mesela Fazıl'ı nasıl aradı? Diyor ya yani param yoktu pulum yoktu diye. O zaman senin kocan önceden plan mı yaptı? Dedim hanım ben devamı söylüyorum. Bu planlı projeli. Ya sadece beni uyuttu, milleti de İsparta'yla kandırdı. Hı. Yani hastalığı da beni unutmak için yani beni kandırmak için söyledi. Peki ben sana bir şey daha açıklayayım. Senin kocan Mustafa o gün hastanedeki Recep'le de telefon görüşmesi yapıyor. Recep'le de konuşuyor. Saat kaç gibi belli mi?
Tam gününü bana söyler misin Doğanacığım? O bilgiyi bana geçer misin lütfen? Recep'le hastanede görevli diyor ya, siz o akşam sen diyorsun ya, hemen söylüyor. O gün değil, o gün Recep'le konuşmuyor. Tam tarihini söyle bana. Sen dedin ya, o gün hastane Recep diye biri var. Aynen. Kızımı akşam saat işte 9 muydu 10 muydu aldı götürdü, hamileyim mi değil mi diye alıp çocuğu götüreyim diyor ya. Recep'le bir telefon görüşmesi var. Sen bir ay önce kızın hamile diyorsun ya Mustafa'ya. Evet. Bir ay önce Recep'le görüşmeler başlıyor. Ya arıyor zaten Didem Hanım. Yani arıyor, bir şeyler arıyor. Yani o sırada senin kızının hamile olduğunu aslında Recep'ten duyuyor. Recep'e söylüyor. Yani Mustafa aslında sen ona söylediğinde kızının hamile olduğunu biliyor. O gece de Recep'e götürmüyor. Senin anlattıklarına göre. Ya kaybetmek için gösteriyor. Aynen. Ya plan önceden kurulmuş. Recep'le önceden telefon görüşmüş. Sen kızın hamile olduğunu söyler söylemez. Ya benim şüphelenmem zaten onu uyandırdı Didem Hanım. Benim onu şüphelenmem uyandırdı onu. İşte sen ne zaman şüphelendin? Ya ben aynı dediğim gibi Didem Hanım. Keşke söylemeseydin. Ya bu kadar saldırgan bir adamı nasıl söyledin ya? Ya Didem Hanım sakin idi, çok sakin idi. Değilse söylemezdim kesinlikle. Bir dakika. Ben başkası yaptı diye şüphelendim. Ondan hiç şüphelenmedim. Nasıl şüphelenmedin ya? Şüphelenmedim Didem Hanım. Düşman yanımdaymışmış. Çocuğumun katili yanımdaymışmış. Mustafa neyi şikayet edeceğiz diyorsun ya? Senin hakkında şikayetçi olacak. Sen bir daha var ya, kılına zarar gelirse var ya, Yasemin sana o kadar hukuki destek istedin. Hukuki destek de verdi bir yakını vasıtasıyla. Aynı desteği biz Fatma'ya da verdik. Hukuki destek, biz katilin kim olduğunu bilmiyoruz. Sen Yasemin'i bunu nasıl yaparsın ya? Sesini duymak istemiyorum, yalanları duymak istemiyorum. Yarın cezaevine gireceksin. Bugün cezaevinde olduğu yalanı niye söylüyorsun? Fazıl'la bir gün önce ne konuştunuz siz ya? Yayından önce bir gün önce neyin pazarlığını yaptınız? Çocuk öldürülmeden bir ay önce sana hamile olduğunu söyleyince Recep de sen niye telefonla görüştün? Kızın öldürülmeden önce sen köydesin. Fazıl'la o gün 18.39'da 4 kez telefonla görüşüyorsun. Telefonun köyden baz veriyor. Sen köydesin. Fazıl'dan ne istedin? Ertesi gün Fazıl köye gidiyor. Ama bize diyor ki köye gitmedim diyor. Fatma'ya köye gittim diyor. Siz Fazıl'la ne yaptınız? Bu çocuğu asıl birlikte mi yaptınız? Ortak senin Fazıl mıydı? Hangisi yalan Mustafa? Yasemin gidip şikayetçi olacaksın. Gidip şikayetçi olacaksın ki hakkında. Böyle şey olabilir mi ya? Didem Hanım hala da oyun. Hala da oyun. Yani öfkesi zaten oyun. Zaten yani köyü milleti kandırmak için beni de yani hastaneye diye kandırıyor. İşte çocuklar da bana zaten kışkırtıyor. Başka şeyler çıkarıyor mesela. Hiç çocuğumu sormuyor. Zaten var bir şey. Biliyor çünkü çocuğumun nerede olduğunu bildiği için sormuyor. Ben de susturmaya çalışıyor. Hala da susturmaya çalışıyor. Ben çocuğumu aramayacağım. Cuma günü şöyle bir şey dedi Fatma. Dedi ki ben bir şey yaptıysam. Kesin yani tekrar ben hayır, yaptığını başka bir şey söyledim. Yok yok ben izin verirsen usturuplu bir şekilde. Tamam söyleyin. Vicdanlı ve ahlaklı bir şekilde sormaya çalışacağım. Ben bir şeyler yaptıysam diyor. Sen de göz yumdun diyor. Kesinlikle olmaz. Bak Fatma sana şunu söyleyeceğim. Ben her şey açık ve net bir şekilde konuşulması taraftarıyım. Belli bir çerçeve, ahlaki, etik çerçeve içinde. Sonuçta hepimiz insanız. Sen bazı yanlışlar yapmış olabilirsin Fatma. Farkında olmadan. Ben bilerek ve isteyerek kimsenin... Yok dedim hanım. Bak izin verirsen ben tamamlayayım. Söyle. Çünkü Mustafa sana bununla seni tehdit ediyor.